Değerli basın mensuplarımız, Haber Sendikamızın yasal süreç içerisinde başlattığı, bir yasal hakkın kullanılması noktasında başlattığı grev sürecimizin en kısa sürede tarafların anlaşma sağlayarak ülke ekonomimizin ve insanımızın daha fazla zarar görmesine müsaade edilmeden sağduyu içerisinde anlaşması ve uzlaşması talebiyle ikinci basın açıklamamızı bugün burada kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Değerli basın mensubu arkadaşlarımız, her türlü soruna çözümü masa başında aramayı kendine şiar edinmiş olan Türkiye Haber Sendikası 7. dönem toplu sözleşmesi teklifini hazırlarken uygulamada şimdiye kadar ortaya çıkan sorunlara çözüm üretmek, %55 hisse devriyle özelleşen Türk Telekom'un yeni kazanmış olduğu statüye uyumunu sağlayarak değişim ihtiyacının önünü açmak ve bunları yaparken de uzun yıllardan bu yana sürdürülen onurlu sendikal mücadele ile elde edilen hak ve kazanımlarımızı korumak ve geliştirmek temel amaç ve ilkelerini esas almıştır. Hiçbir teklifimizde karşılanamayacak talepler ile şirketi zor duruma sokmak gibi bir yaklaşım sergilenmemiştir, sergilenmeyecektir. Bu samimi yaklaşımımızdan aldığımız güç nedeniyle Türk Telekom ile yürütülen toplu sözleşmesi müzakere sürecinin bitiminde ulaşılacak yollardan birisi olmakla beraber greve gitmek gibi bir sonucun hasıl olacağını asla aklımıza getirmedik. Bütün barışçıl çözüm yollarını sonuna kadar büyük bir sabır ile denedik. Maalesef işveren teklifimizin bazılarını 60 günlük normal müzakere sürecinin 59. gününde bazı maddelerle ilgili tekliflerini ise resmi arabulucu aşamasında vermekle müzakereyi masa başında çözmek niyetinde olmadığını ortaya koymuştur. Maalesef işveren tekliflerin bazılarını özellikle üzerine basa basa söylüyorum. Müzakerenin yasal süreci olan 60 günlük sürede vermemekle birlikte 60. günden itibaren ara bulucuya giden uyuşmazlıklara ek maddeler ilave ederek bu konuda iyi niyetli olmadığını ortaya koymuştur. Burası çok önemli. Nitekim işveren ücret ve sosyal yardımlarla ilgili teklifinde mevcut ücretlerde reel olarak %12.9 azalmaya sebep olacak bir teklif paketini önümüze koyarak işçiler ile alay eden tutumunu Sayın Ulaştırma Bakanımız Binali Yıldırım devreye girinceye kadar devam ettirmiştir. Bizim talebimiz ücretlerde adil olunmasıdır. Türk Telekom Yönetim Kurulu'nun birinci tip kapsam dışı işçiler için tek taraflı olarak belirlediği ücret neyse bizde aynı ünvan ve kıdeme sahip emsali işçi için onu talep ediyoruz ve bekliyoruz. Bu gerçek ortadayken 16 Ekim 2007 tarihinde gidilen greve hala sendikamızın sebep olduğu işveren tarafından basın yoluyla halka bildirerek yüce Türk milletini kandırmaya çalışmaktadır. Bu fevkalade üzücü ve bizleri kahredici bir tutumdur. Greve saygılı olduğunu beyan eden işveren 2822 sayılı kanunun 39. maddesini ihlal ederek greve katılan işçilerin yaptığı işleri greve katılmayan kapsam dışı işçilere ve Türk Telekom camiası dışında tamamen üçüncü kişi konumundaki taşeron firma elemanlarına yaptırmak suretiyle de grevi sabote etmektedir. Bunun başkaca bir anlamı ve izahı bulunmamaktadır. İşveren bu suçları işlemeye devam ettiği için ve bu husus Türkiye genelinde tutulan şimdilik 438 tutanakla tespit edildiğinden işveren yetkilileri hakkında Türk Ceza Kanunu 118. maddesi G
gereğince suç duyurusunda bulunmak zarureti hasıl olmuştur. Öte yandan aynı yönetim Türk Telekom şebekesine grev öncesi yapılan ve grev sonrasında devam eden sabotajlarla ilgili olarak sendika üyelerimizi ve sendika yönetimini hasım göstererek asıl ve mesnesiz suç duyurusunda bulunmakla Türk Ceza Yasası'nda belirtilen iftira suçunu işlediklerinden haklarında yargılanmaları için suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu grev mutlaka toplu iş sözleşmesinin imzalanmasıyla sonuçlanacaktır. Ancak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir özveriyle çalışacak olan işçisinin ekmeğine sabote ettiğini ima eden Türk Telekom yöneticilerinin çalışanların gönlünde oluşturduğu travma nasıl düzelecektir? Bu travmanın daha da derinleştirilmemesi ve tedavisine hemen başlanması açısından işveren ile müzakerelere devam etmeye açık olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyoruz. Sonuç olarak işveren Türk Telekom işçisinin grevini etkisiz hale getirmek, halkın nezdinde itibarını zedelemek ve kendi yapmış oldukları hukuk dışı eylemleri örtbas etmek için her türlü yolu kullanmaktan çekinmemekte ve hatta bunları kendisine bir hak olarak görmektedir. Hakkı olmadığı halde bu tür davranışları kendisine hak görenler unutmamalıdır ki burada ekmeğinin kapısında ekmeğinin devamını sağlamak amacıyla maaşsız ve ücretsiz bir şekilde greve giden ve hakkını arama noktasında demokratik, yasal ve insancıl tavrını ortaya koyan bu işçinin bugün burada bulunuşta haktır ve gereklidir. Bu gereklilik insanca yaşayabileceğimiz ortamı elde edene kadar ve o ortamı koruyana kadar devam edecektir. Kamuoyuna ve basınımıza saygıyla duyururuz. Teşekkür ederim. Telekom bizimdir, bizim olacak. Telekom bizimdir, bizim olacak. Telekom bizimdir, bizim olacak. Telekom bizimdir, bizim olacak. Haber iş nerede? Biz oradayız. Haber iş nerede?